adım burada yazılan. İsmi semada Ahmet, yerde Muhammed olan. Yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sabah bu yağmurları inerken yedi kattan, o gece sevdin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sevdin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece sevdin gelen ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban Resulullah'ı tanıtır bize. Kurban Resulullah'ın vasiyetidir bize. Kurban Resulullah'ın mirasıdır bize. Kurban Resulullah'ın emanetidir bize. Bize düşen bu emanete sahip çıkmaktır. Cenab-ı Hak bu okunan ayet-i kerimelerin muhtevasında hisseler bağlamayı, okunan ayet-i kerimelerin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim kabul eylesin. Rabbim bu ayet-i kerimeleri bizlere okuyan Yaşar Zorlu hocamızı demişlere Kur'an feyzine bir ömür tefeyyüz edilmeyi nasip eylesin. Hucurat suresinde pankartlarda yazıyor. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Yine Hucurat suresinde وَعَلَهُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهُ Allah Resulü sizin içinizdedir. Bu ayet-i kerimenin muhtevasında Resulullah bizde ne kadar var? İşte bugün burada bu kulluk yolunda, kulluk programında inşallah bu milat olacak. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Bey Ay hocamız bizlerle birlikte. İnşallah hocamızdan Resulullah'ı bölümlerimizden tartış tartış işleyecek. O hoş sohbetinden istifade edeceğiz. Ama öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı bir sinevizyonumuz var. Bu sinevizyonu şöyle canlı gönülden can kulağıyla dinlemenizi özel istirham ediyorum efendim. Sinevizyon lütfen buyurun. İlahi asal derken Allah nurunu taşıdığı
Senin arkasında gidelim, bizim hocaya bizden git. Rabbim istedi. Yeryüzü adalet ve merhamete hiç bu kadar muhtaç kalmamıştı.
insan inanan bir varlık. Ben bir Müslüman olarak doğduğum zaman kulağımda okunan ezan hatırlıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Öyle demişti. Buna inandım. Allah Resulü'nün söylediği şeyler de o bana dün söylemişliğinin içinde. O dedi ki, kendin için istediğini kardeşin için de istemeyecek. Bizden olamazsın. O dedi ki, komşun açken tok yatarsan bizden değilsin. O dedi ki, mümin, insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. O dedi ki, mümin cana yakın kişidir. Kendisiyle dostluk kurulamayan da hayır yoktur. O dedi ki, insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Onun hayatına baktığında yalnızca iyi, güzelliği, bağışlamayı nezaket ediyor. Onun kötülüğü ve adaletsizlik mücadelesine baktığında ise iyiliği, adaleti savunma konusundaki cesaret ve kararlılığı gör. Bu yüzden bir Müslüman ve ondan onur duyuyor. Doğuyla batının siyahla beyazın bilinmeyen savaşında iyilik ve adaletin yanındayım. Benim değişim süresinin çok güçlü olmak değil, erdemli ve adaletli olmak. Bunu anlıyorum ve bu arayışta yalnız olmadığımı biliyorum. Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğunu nasıl inanıyorsam, Hz. İsa ve Hz. Musa'nın peygamberliğine de öyle inanıyorum. Her peygamber, kendi çağ içinde kürlenen hakikatini diyerek insanın ve toplumun yeniden eğitici bakış açığı. Bu çağda ölümünün değil, diriltmenin, nefretin değil, müjdenin, zorlaştırmanın değil, kolaylaştırmanın çağısı. Bu çağda Medine'de yakın. Rahmet etçisinin önemliğinde Müslümanlarla birlikte Yahudi ve Hristiyanlar da adalet ve barış temelli bir toplum kurup yaşamanın mümkün olduğunu gösterdiler. Yaşadığımız çağ, karmaşık güç ilişkilerinin biçimlendirdiği bir çağ. Son iki dünya savaşı ve mevcut kanlı yancı oldu. İnsanlığın gelmeyi karanlık noktaya işaret ediyor. Böyle anlarda hepimiz için şifa olacak o büyük sesi yeniden duymayan ve yükselmeye ihtiyacımız var. Kendimiz için ve başkaları için, insanlığın esenliği ve onun için o merhamet ve sevgi o hakikatin sesine muhtaçız. Damlaları denize ulaştıracak o gönül bölümünü. Birlikte yaşamak ancak başkasının varlığıyla mümkün. Birlikte yaşamak ancak adaletle, sevgiyle, saygıyla, merhametle mümkün. Dünyadaki kısır durumumuzu erdemli bir hayata sürdürmek yerine kanlı, sonu gelmeyen çatışma alanlarına çekmenin hiç kimseye ama hiç kimseye bir yarar olmadığı acı. Hayatı adalet ve iyilik değil, güç düzenlemeye başladığında kaybeden bir daima insan. Bunu defalarca yaşadık ve biliyoruz. Bu yüzden Resulullah'ın o büyük çağrısındaki hikmet yüklü mesajlara hızla dönmek ve onu yeniden bilinçle özümsemek gerekiyor. Sevmek, bağışlamak, yardım etmek, adaletle yürümek. Bütün bunları yapabilmemiz için birbirimizi dinleyerek anlamaya ihtiyacımız var. Sürüklendiğimiz hız ve hassaslığından bir an uzaklaşıp kendimize, kardeşlerimize ve herkese yapmak, yapabileceğimiz iyi şeyleri de tek başımıza ya da birlikte yapmamız gerekiyor. Artık bunu yediğin gözünü, sahipsizi, kardeşimizi, kendimizi terteleyecek zaman kalmadı. Hayat akıyor. Dünyanın her yerinde kalbinde iyi yıldız olan her insan bizlerdir. Adaletsizliğe hayır diyen her insan, dili ve renkli ne olursa olsun benimledir. Zulme, haksızlığa uyan her can, Müslümanın ilgi ve sorumluluk alanındadır.
bu bilinçle kuşandığınızda bir yanımız mutlaka eksik ve bağımsız kalacak. İyi bilgiler, ancak iyiler. Senin için, benim için, insan için, hepimiz için beraberle, sevgiyle, iyilikle ayağa kalk ve dua et. Ayağa kalk ve gülümse. Ayağa kalk ve iyi bir şey yap. Allah iyilerle birlikte ve onların yardımcısıdır. İyi bir dünya mümkün. Evet,